Alman ve İngiliz rekabetinin doğal bir sonucu olarak başlayan Birinci Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında muharebeye girecek ve birçok cephede mücadele edecekti. Bu cephelerden biri de İngilizler tarafından açılan Irak cephesiydi. İngiltere Irak'ı ele geçirirse hem sömürge yollarını güvene alacak hem de zengin petrol yataklarına sahip olacaktı. İngilizler 6 Kasım 1914'te Osmanlı birliklerinin bulunduğu Fav kasabasını denizden bombaladılar. 4000 askerle karaya çıktılar. Güçlü bir direnişle karşılaşmayan İngilizler 17 Kasım'a kadar Basra'ya yerleştiler. Irak, Osmanlı tarafından tali bir cephe olarak görülmüş ve buradaki birlikler başka sahalara dağıtılmıştı. 22 Kasım'da ileri hareketlerine devam eden İngilizler, Fırat ve Dicle'nin birleştiği Kurna kasabasını ele geçirdiler. 38. Tümen Komutanı Albay Supi Bey ve 400 askeri esir alındı. Bunun üzerine Harbiye Nazırı Enver Paşa, Kurmay Binbaşı Süleyman Askeri Bey ve Teşkilat-ı Mahsusa'dan gönüllü 50 civarında subayın katılımıyla oluşturulan Osmancık taburunu 17 Aralık 1914'te bölgeye gönderdi. Trablusgarp Savaşı'nda büyük yararlılıklar gösteren Askeri Bey, Kurna civarında İngiliz birliklerin bulunduğu mevzileri ele geçirmeye başladı. Birinci Rota Muharebesi olarak adlandırılan bu çarpışmalarda iki bacağından yaralanan Askeri Bey İngiliz ilerleyişini durdurdu. Arap aşiretlerden topladığı 20 bin kişilik düzensiz birlikle Basra'yı ele geçirmek için harekete geçti. İngilizlere 11 Nisan'da Bercisiye ve Şuaybe civarında yapılan taarruzlarda düzensiz birlikler yararlılık gösteremediler. Basra kesin olarak Türklerin elinden çıktı. Muharebeleri sedye üzerinde yaralı olarak idare etmeye çalışan Süleyman Askeri Bey, yenilginin acısına dayanamayarak 14 Nisan günü intihar etti. Irak Genel Komutanlığı'na Albay Nurettin Bey getirildi. İngilizler de bir görev değişikliği yaparak cephe komutanlığına tüm General Charles Townsend'i görevlendirdiler. Basra'dan Kurna'ya kadar yerleşen İngilizler kuzeye ilerlemek için hazırdı. 3 Haziran'da Amara'yı, 25 Temmuz'da Nasiriye'yi ele geçirdiler. Bağdat istikametine doğru ilerlemeye başladılar. Nehir filosu tarafından desteklenen İngiliz birlikler önce Kutul Amare ve Amara arasında bulunan Aliül Garbi ele geçirdiler. Burada hazırlıklarını tamamladıktan sonra 27 Eylül'de Basra-Bağdat arasındaki en stratejik mevki olan Kutul Amare'ye taarruza geçtiler. Albay Nurettin Bey yanındaki yerli Araplardan oluşan birliklerle Kutul Amare'yi boşalttı. Tarihi Selman-ı Pak şehrine doğru çekilmeye başladılar. 29 Eylül 1915'te Kutul Amare İngilizlerin eline geçti. Bu beklenmedik başarı İngilizleri oldukça şaşırtmıştı. Osmanlı birliklerini takibe koyulan İngilizler Bağdat'ın 80 km güneyinde bulunan Azizye şehrini de ele geçirdiler. Osmanlı Genelkurmayı Irak cephesini artık daha ciddiye almak zorundaydı. Alman Mareşal von der Goltz geniş yetkilerle bölgeye görevlendirildi. Kafkas cephesinde bulunan Enver Paşa'nın bir yaş küçük amcası Albay Halil Bey emrindeki iki piyade tümeniyle bölgeye gönderildi. İngilizler Çanakkale'de yaşadıkları hezimetin acısını ve prestij kaybını Bağdat'a ele geçirerek telafi etmek istiyordu. 21 Kasım itibariyle General Townsend'in emrinde 14.000 asker, 10.540 tüfek, 46 ağır makineli tüfek ve nehir üzerinde 4 gambottan oluşan nehir filosu bulunmaktaydı. İngilizler 22 Kasım'da Selman-ı Pak civarında mevzilenen Osmanlı birliklerine ağır bir saldırı başlattı. Buraya kadar rahatlıkla ilerleyen İngilizler Selman-ı Pak mevzilerinde durduruldular. 3 gün süren muharebelerde İngilizler ağır bir yenilgi aldılar. General Townsend, Osmanlı birliklerinin takibi altında Selman-ı Pak bölgesinden 130 km uzaklıkta bulunan Kutul Amare'ye geri çekildi. İngilizler burada destek kuvvetlerinin gelmesini bekleyeceklerdi. 7 Aralık 1915'te Albay Nurettin Bey tarafından Kut kuşatması tamamlandı. Şehri dört taraftan kuşatan Osmanlı birlikleri
kasabada bulunan İngiliz birliklere karşı şiddetli bombardıman ve taarruz başlattı. Nurettin Bey, generale gönderdiği haberde teslim olmasını, sivil halkın hayatını tehlikeye attığını, teslim olmadığı takdirde Türk birliklerinin şehre gireceği uyarısında bulundu. General ise gönderdiği cevapta İngiliz birliklerinin teslim olmayacağını ve halkın İngilizleriyle birleşerek şehri terk etmemeyi tercih ettiklerini bildirdi. Nurettin Bey, Elhan Köyü civarından yaptığı taarruzlarda ağır kayıplar verdi. Taarruzdan sonra bölgeye gelen Golds Paşa, kuşatmanın devam ettirilmesi gerektiğini söylerken Albay Nurettin, Kut'un derhal alınması gerektiğini savunuyordu. Nurettin Paşa 24 Aralık'ta tekrar taarruz emri verdi. İngiliz savunma hattını aşamayan albay 2000'e yakın askerini şehit verdi. İngilizlerin Dicle kol ordusu Tomzend'i kurtarmak için hazırlıklarını tamamlıyordu. General Nixon, Osmanlı kuvvetlerinin mevzilendiği Şehzat yakınındaki Aliül Garbi ordusunu sevk etti. Burada toplanan İngiliz kuvvetleri General Almer komutasında 3 Ocak 1916'da Osmanlı 13. Kol Ordusu'nun mevzilendiği Şehzat istikametine doğru ilerlemeye başladı. Ocak 1916'da Albay Halil emrinde bulunan 18. Kol Ordu Townsend'i kuşatma altında tutarken 13. Kol Ordu ise Kutul Amare üzerinde ilerleyen İngilizleri durdurmak için Dicle'nin her iki yanında Şehzat mevkiinde bir savunma düzeni kurdu. General Almer 6 Ocak sabahı ordusunu Dicle'nin iki yanından harekete geçirdi. Burada geçen çok çetin muharebelerde Osmanlı birlikleri düzenli olarak geri çekildiler. 9 Ocak 1916 sabahı İngiliz kuvvetleri Şehzat kasabasını işgal etti. Türk kol ordusu 2099 kayıp verirken İngilizler 4000 kayıp verdiler. Golds Paşa başarısız taarruzlarından ve Şehzad'ın işgalinden sonra Albay Nurettin Bey'i görevden aldı. 10 Ocak'ta Irak ordusu komutanlığına Albay Halil Bey getirildi. O 18. kol orduyu kuşatmada bırakıp 13. kol orduyu Vadi-i Kelal Deresi gerisinde ilerleyen İngilizler üzerine gönderdi. Bir günlük muharebede Osmanlı 2000, İngilizler 1613 kayıp verdiler. Osmanlı birlikleri Vadi-i Kelal Deresi gerisinde bulunan Felahiye'ye çekildiler. İngilizler kuşatma altında bulunan askerlerini kurtaramayınca Irak ordusu komutanlığına General Percy Lake'i atadılar. İngiliz kurtarma birlikleri 21 Ocak'ta Dicle'nin kuzeyinden Felahiye mevzilerine bir saldırı başlattılar. Mevzillere giremeyen İngilizler 1. Felahiye Muharebesi'nde 3000 kayıp vererek ağır bir yenilgi aldılar ve Dicle'nin sağ sahiline geri çekilmek zorunda kaldılar. Şubat ayı boyunca siper savaşları devam etti. General Townsend'in kuvvetlerinin erzağı tükenmiş, muharebelerde kullandıkları katır ve atları kesip yemeye başlamışlardı. Özellikle Müslüman Hint askerler bu etleri yiyemediklerinden iskorbit hastalığına yakalanıp çok güçsüz düşüyorlardı. Ayrıca Müslüman Hint askerlerinin Türklerle savaşmamak için tetik parmaklarını ateş ettikleri kayıtlara geçmiştir. 7-8 Mart 1916 gecesi İngilizler Dicle'nin sağ kıyısında bulunan Sabis Tepesi etrafındaki Osmanlı mevzilerine saldırıya geçtiler. Albay Ali İhsan Bey'in 13. Kol Ordu Komutanı olarak girdiği ilk muharebede Osmanlı birlikleri 268'i şehit olmak üzere 1230 kayıp verirken İngilizlerin kaybı 3000'i geçiyordu. Irak bölgesindeki Aşurit Kuvvetleri Komutanlığına gönüllü olarak katılan 74 yaşındaki Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa'nın şehitliği orduyu derin bir hüzne soktu. Sabis Muharebesi'nde İngilizler galip gelseydi 13. Kol Ordu'nun tamamı esir düşecek ve esaret altında bulunan Townsend kuşatmadan kurtulacaktı. Albay Ali İhsan Bey generale mektup göndererek teslim olmasını istedi. Sabis Muharebesi'nden sonra General Almer görevinden alınmış, yerine General Goring getirilmiştir. O hızla 11 Mart sabahı Zemzir tepelerindeki Osmanlı birliklerine taarruza geçse de o da çaresiz geri çekilmek zorunda kalmıştır. İngilizler 6 ve 9 Nisan'da Dicle'nin sağ sahilinden tekrar taarruza geçtiler. 2. ve 3. Felahiye muharebelerinden de yenilgi alan İngilizler
1807 kayıp vererek geri çekilmek zorunda kaldılar. General Townsend de karadan yardım gönderme ümitlerini iyice yitiren İngilizler, tarihte ilk kez Dicle üstlerinden kaldırdıkları deniz uçakları ile havadan Kut şehrine çuvallarla erzak atma yoluna gittiler. Bu çuvalların bir kısmı rüzgarın etkisiyle 13. Kolordu'nun bulunduğu çadırların yanına düştü. General Goring, Kut kuşatmasını yarmak için Beyt-i İsa mevzilerine saldırma kararı aldı. 17, 18 ve 19 Nisan'da 1. 2. ve 3. Beyt-i İsa muharebeleri olarak adlandırılan çarpışmalarda Albay Ali İhsan'ın 13. Kolordusu İngilizleri başarıyla püskürttü. Bu başarılar gerçekleşirken 4. Ordu Komutanı Mareşal Goldspaşa tifüs hastalığına yakalanarak 19 Nisan'da Bağdat'ta vefat etti. Onun yerine Tuğ Generalliğe yükseltilen Albay Halil Bey getirilirken 18. Kolordu görevine Albay Kazım Karabekir atandı. General Lake, Dicle Komutanı General Goring'e ısrarla hücum emri vermesi üzerine İngilizler son şanslarını Felahiye bölgesinden denediler. 22 Nisan 4. Felahiye Muharebesi'nden de yenilgi alan İngilizlerin taarruz gücü tamamen kırılmıştı. Onlar Nisan ayı boyunca 10.000'den fazla kayıp verdiler. İngilizler 270 ton erzak yükledikleri gemiyi nehir yoluyla Kut'a ulaştırmaya çalıştılar. Bu gemi Osmanlı birlikleri tarafından fark edilmiş ve yoğun ateş sonrasında karaya oturtulmuştur. İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener, General Lake'e müzakerelerin başlatılması talimatını verdi. Anılarında günde 20 askerinin açlıktan öldüğünü yazan General Townsend, çaresiz barış yapmak zorundaydı. 27 Nisan 1916 itibariyle General, 4. Ordu Komutanı Halil Paşa'ya mektup göndererek teslim olacağını bildirdi. General 29 Nisan'da kayıtsız şartsız teslim olmayı kabul etmek zorunda kaldı. Binbaşı Nazmis olan 3. Piyade Alayı saat 2.30 sularında kasabaya girip hükümet konağına Türk bayrağını çekti. General Townsend esir alındı. Teslim olan bir komutan olan general kılıç ve iki tabancasını Halil Paşa'ya teslim etmiş. Halil Paşa uzun zaman şan ve şerefle kullanılan bu silahlar yine sahibine aittir diyerek teslim almamıştır. Resmi kayıtlara göre 5'i general, 277'si İngiliz subayı, 204'ü Hint subayı olmak üzere 13.309 kişi teslim alınmıştır. Kut'ta kuşatılan kuvvetleri kurtarmaya gelen İngilizlerin toplam kaybı 40.000'in üzerindeydi. Halil Paşa zaferin ardından 6. Ordu'ya yayınladığı mesajda duygularını şu şekilde ifade etmiştir. Arslanlar, bugün Türklere şeref, şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprakların güneşli havasında şehitlerimizin ruhları şad ve bundan uçuyorlar. Hepinizin pak alınlarından öperek hepinizi tebrik ederim. Bize 200 yıldan beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Allah'a hamd ve şükürler olsun. Allah'ın azametine bakınız ki 1500 senelik İngiliz tarihine böyle bir vakayı ilk defa sizin süngüleriniz yazdırdı. Ordum gerek Kut karşısında, gerekse Kut'u kurtarmak isteyenler karşısında 300'den fazla zabitiyle 10.000 erini şehit ve yaralı verdi. Fakat buna karşılık bugün İngiliz ordusundan burada 5'i general, 481'i subay olmak üzere 13.309 asker esir alındı. Bunları kurtarmaya gelen İngiliz ordusunun ise bugüne kadar zayiatı 30.000 kişidir. Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı bu harpte 1. vaka Çanakkale'de, 2. vaka burada geçti. Bugünü Kut Bayramı adını veriyorum. Ordumun her ferdi her yıl bugünü kutlarken şehitlerimize Yasinler, Tebarekeler ve Fatihalar okusunlar. ...1916 yılı sonuna kadar her iki tarafta büyük bir sessizlik hüküm sürdü. İngilizler Mezopotamya Savaş Komitesi kurarak ordunun başına hırslı bir karaktere sahip olan General Sir Stanley Maudu'yu atarken iki destek tümeni de gönderdiler. Osmanlı tarafında ise sıcaklar da bastırdığı için bir taarruz beklenmiyordu. Almanların talebi ve Enver Paşa'nın emriyle 8500 mevcuttu. Burayı İngilizleri cehennem eden
Albay Ali İhsan komutasındaki 13. Kolordu, İran'dan İngilizlere yardım için gelmeye çalışan Rus kolordusunun önünü tutmakla görevlendirildi. Sadece 18. kolordunun bırakıldığı Irak cephesinde savunma gücü oldukça zayıflamıştı. 18. kolordu birlikleri ağırlıklı olarak Dicle sol sahilinde, Felahiye civarında ve Kutul Amare yakınlarındaki İmam-ı Muhammed bölgesiyle Garraf kanalında konuşlandırıldı. Bağdat'a yönelen Rus tehlikesi İngilizlerin işine yaradı. Elinde 5 piyade tümeni bulunan General Maudy, topçu ve uçaklarla desteklenen personel gücü 160 bini geçmişti. Ayrıca güçlü bir nehir filosu da bulunuyordu. Bütün hazırlıklarını tamamlayan İngilizler Aralık 1916'da harekete geçme kararı aldılar. İngilizler Dicle'nin sağ sahilinden ilerleyerek 18 Ocak 1917 gecesi İmam-ı Muhammed köprü başını ele geçirdiler. Kutul Amare'nin güneybatısında bulunan Garraf mevzilerine bir taarruz başlattılar. Buradaki muharebeler 11 gün sürdü ve İngilizler 4 büyük taarruz yaptılar. 6-8 Şubat tarihlerinde Kut'un hemen yanında bulunan Beşare cephesine ağır bir bombardıman başlattılar. 15-17 Şubat'ta göğüs göğüse süngü savaşlarından sonra Türk mevzileri İngilizler tarafından ele geçirildi. Türklerin savunma gücü ilk kez geçilmişti. Harekatlarına ara vermeyen İngilizler Kutul Amare'nin kuzeyinde bulunan Felahiye'yi de ele geçirdiler ve buradaki 1650 Osmanlı erini esir aldılar. 23 Şubat'ta İngilizler Şamran Deresi'ni geçerek 18. Kolordu'yu büyük bir tehlikeye soktular. 4. Ordu Komutanı Halil Paşa İran'da bulunan 6. Piyade Tümeni'nin acil geri dönmesini istedi. 25 Şubat'ta İngilizlerin Kutul Amare'ye girmesiyle 18. Kolordu Aziziye'ye geri çekildi. General Maud takibi bırakmayarak 18. Kolordu'yu çevirmeye başladı. Aziziye'de tutunamayan ordu Diyale Nehri batısına çekilmek zorunda kaldı. Mart ayı başlarında İngilizlerin Bağdat'a yönelik saldırılarını 18. Kolordu olabildiğince yavaşlatsa da İngilizler 11 Mart 1917'de Bağdat'a girdiler. Bağdat'ın işgali tüm Osmanlı ülkesinde ve askerlerinde büyük üzüntüyle karşılanırken İngilizlerce İstanbul'un işgaliyle eşdeğer tutuluyordu. Osmanlı 4. ordusu Tikrit'e çekilirken İngilizler kısa sürede Samarra, Bakuba ve Felluce'yi ele geçirdiler. İngilizler 29 Eylül 1917'de Ramadi, 5 Kasım'da Tikrit'i ele geçirerek Irak merkezinde hakimiyetini tamamladılar. General Maudin koleradan ölümü üzerine Irak Seferi Komutanlığına Kor General Marshall atandı. Marshall, Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihine kadar Musul dışındaki Irak topraklarını büyük ölçüde ele geçirdi. Ancak ne yazık ki İngilizler mütarekeye aykırı olarak Mondros'un imzalanmasından sonra Kasım 1918'de Musul'u da işgal ettiler. Irak cephesi Kutul Amare muharebeleri ile kazanılan ancak sonucu itibariyle kaybedilen bir cephe olarak tarihteki yerini aldı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlara çok yaşa Halil Kut Paşa yazarsanız videoyu buraya kadar izlediğinizi anlayabilirim. Çanakkale, Suriye, Filistin, Kanal, Yemen cephesi ve Hicaz cephesinin ardından Irak cephesini de bitirmiş bulunmaktayız. Sırada Kafkas cephesi var. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.